Biliyorsunuz Edirne'deki 3 sınır kapımız var. Evet. Ya daha doğrusu 4 kara sınır kapımız var. Enez'le birlikte deniz hudut kapısıyla beraber bu 5 olacak. Şimdi 4 kara hudut kapımızdan 3'ünün sınır kapıları yenilendi. Yani Hamzabeyli şu anda yenilendi ve yeni haliyle hizmete girdi. İpsala sınır kapımız yeni haliyle hizmete girdi. Kapıkule yeni haliyle hizmete girdi. Bakın bu 3 sınır kapısını da bitirdiğimiz zaman karşımızdaki komşu ülkelerimizle bir süre sonra biz ne yaptıysak bunun muadili olacak şekilde onlar da kendi sınır kapılarını yeniliyorlar. Mesela Yunan tarafı şu anda da İpsala sınır kapısını yenileme işlemlerine başladı. Pazar Kule ile ilgili, yani Pazar Kule bizim açımızdan Edirne açısından ticari olarak ve ekonomik olarak çok kritik bir noktadır. Çünkü orada tek giriş ve tek çıkış olarak yapmak zorunda kalıyorduk. Tek peron var. Şimdi peron tek olduğu zaman, değerli başkanım, şöyle bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Gelen insanlar her zaman için bu böyle. Belli şekilde kuyruğa bakıyor. Eğer kuyruk belli bir rakamın üzerine çıkarsa insanlar gelmiyor. Kapasite ne kadarsa o kadar gelebiliyor. Şu anda yeni işlemlerini tamamlamış olduğumuz ve ihalesi yapılmış olan Pazar Kule'nin yenilenmesiyle birlikte bir olan peron sayısı 3'e çıkacak. Yani kapasite birden 3'e çıkmış oluyor. %200'lük ilave bir kapasite artışıyla beraber, yani diyebilirim ki size Bulgarlardan Edirne ekonomisi çok faydalanıyor. Yani Bulgarların Edirne ekonomisi çok katkısı var. Çünkü neden? Kapıkule çok büyük. Kapasitesi büyük. Kapasite büyük olduğu için çok insan gelebiliyor. Ama aynı şey şu anda kapasite artışıyla beraber Pazar Kule için de söz konusu olacak. Yani dolayısıyla Edirne'nin ekonomisine, Edirne'nin ticaretine, Edirne'nin esnafına ilave iki tane damardan daha kan akmaya başlayacak. Ve Edirne iki kanaldan daha, iki damardan daha beslenme imkanına kavuşacak. Bu da çok muazzam bir katkı olarak bize dönecek. Tabii bunun dışında bir de bizim Edirne'mizin tır kuyrukları problemi vardı. Ben İpsala deyince aklıma acaba onu mu soruyorsunuz diye geldi. Şu anda Kapıkule'de kurmuş olduğumuz sistem çok güzel işliyor. Yani tır kuyruklarını sollanacak. Hatta bir iddiamız vardı. Tır kuyrukları tarih olacak diye. Gerçekten de Kapıkule'de memnuniyetle ifade edebilirim ki tır kuyrukları tarih olmuştur. Ama aynısını İpsala'da da yapmak zorundayız. Şu anda da İpsala'da da İpsala Belediyesi'ne ait olan bir alan satın alınmak suretiyle bizim oradaki ticaret odalarımızın beraber kurmuş oldukları bir şirket, UMAT şirketi, orada da bir büyük bir tır parkını şu anda inşaatı devam ediyor. O tır parkı da inşallah bittiği zaman İpsala'da da gene aynı şekilde diyebileceğiz ki tır kuyrukları tarih olmuştur. Aynısını bizim Hamzabeyli'de de yapmak zorundayız. Çünkü orada da var olan bir tır parkı vardı. O tır parkının kapasitesini büyüttük. Bizim Edirne Ticaret Sanayi Odamızın işletmiş olduğu tır parkıydı. Kapasiteyi büyüttük ama kapasiteyi büyütmüş olmamıza rağmen şu anda ihtiyaç devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin ihracatı her gün, her hafta, her ay artarak artıyor ve artan her kapasiteyi de karşılayacak şekilde bizim yeni alanlara ihtiyacımız var. Bu alanda da Edirne Ticaret Sanayi Odamız, Recep Zıpkın Kurt Başkanımız da şu anda satın alma işlemlerini devam ettiriyor. Orada ilave yeni bir alanı eklemek suretiyle de inşallah Hamzabeyli'de de tır kuyruklarını da inşallah sonlandırmış olacağız. Böyle.